derler ya, bir kitap okudum ve hayatım değişti. Aynen bana da öyle bir şey oldu. Bir gün e, kuzenim kendi hayatıyla ilgili bir kitap yazdı. Reenkarnasyonla ilgili. Adı ben 44 yaşındayım, oğlum 53. Ben de sırf kuzenime yapılmasın diye kitaba gittim, aldım, okudum. Çünkü büyük bir ihtimalle bana soracaktı, nasıl buldun kitabımı diye. Ben de o sormadan alayım okuyayım dedim. Kitabı bitirdiğinde o kadar beğendim ki, hemen telefon açtım ona. Dedim ki, seni bütün dünyaya açacağım dedim. Sen, e, seni bir dünya starı yapacağım dedim. O da deli misin dedi, sen ayakkabıcı değil misin dedi. <laughs> ben de merak etme, ben bunu da satarım dedim. E, ve dedim ki... <laughs> Sağ ol Ve dedim ki, sen bana özetini yaz. Özete de e, sinopsis denirmiş. Sinopsis denildiğini bile bilmiyordum. İlk defa öğrendim böyle bir kelimeyi. E, hatta onu aradığımda dedim ki, bak dedim o kadar ünlü olacaksın ki yurt dışında imza günleri düzenleyecekler. Tam deli olduğumu zannet tabii ki. Neyse, e, o da beni kırmamak için bir özet yazdı. Hemen internette araştırdım. Acaba bu işin fuarı var mı? Nasıl bunu satabilirim diye. Bir baktım, bir ay sonra New York'ta kitap fuarı varmış. Dünyanın en büyük kitap fuarı. Benim de biriktirdiğim bin dolarım vardı. Hemen 500 dolarıyla iki aktarmalı New York bileti aldım ya, en ucuz biletten. Bir de e, tek yıldızlı bir otelde yerimi ayırttım ve fuara gittim. Bütün yayın evlerini gezdim ve Tayvan'daki en büyük yayın evini ikna ettim. E, kitabı Çince çevirmeye karar verdiler <laughs> ve kitap Çince basıldı. İşin güzeli e, basıldıktan e, bir hafta sonra e, kitap en çok satanlar listesine dört numaraya ulaştı. Yani düşünün o zaman Orhan Pamuk bile piyasada yok ama kuzenim Tayvan'da bir star olmuş. <laughs> yani çok heyecan vericiydi. Sonra bu gazla e, Tayland'daki yayın evlerini ikna etmeye çalıştım. Onlar kitabı aldılar. Dedim ki niye bir e, imza günü yapmıyorsunuz bizi getirin dedim. Ve gerçekten de oldu. Biz imza gününe gittik basından 100 kişi herkes çığlık atıyor herkes imza istiyor. Ya yani Orada e, kuzenim hatırlıyorum neredeyse bayılacaktı. Fakat ben ilk günden ona söylemiştim. Bak hatırlıyor musun dedim. İlk gün seni aradığımda imza günü olacağını söylemiştim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Eğer bir şey yüzde yüz inanırsanız illaki olur. İşimi çok sevmiştim. Yazar ajansıydım. Çok prestijli bir iş. Ee, ondan sonra yeni kitaplar aramaya başladım. Yani başka acaba hangi yazarlara çalışırım diye düşünmeye başladım. Herkes Solmaz Kamuran'ın Kiraze adlı romandan bahsediyordu. Ben diye bakayım dedim. Kitapçıya bir gittim. Kitap 350 sayfa. Hayatta okumam dedim şimdi. Bana vermez. Boş boşuna okumayayım. Ve randevu aldım. Görüşmeye gittim. O kadar utandım ki yani kitap hakkında konuşuyoruz ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani özetini bile bilmiyorum. Hangi bölümü en çok beğendin diyor. Hepsi çok güzel diyorum yani. Bütün kitabı <laughs> çok çok beğendim diyorum. Ve çaktırmaya çalışıyorum. Yani düşünsenize bir edebiyatçının karşısındasınız. Ve öğrenirse kapıya koyar yani imkansız. E, ee, rahmetli Çetin Altan yanındaydı. Dedik ki İzzet bunu kesin satar dedi. Solmasam da bana şunu sordu. Benim yayın evim 5 yıl boyunca satamadı, sen nasıl satacaksın? Merak etmeyin, çok iyi bir kitabınız var dedim. <laughs> yani inanıyordum, herkes öyle olduğunu söylüyordu. Satarım dedim. Ve e, kitabı aldım. Ve bir yılda sekiz ülkede yayına girdi. Gerçekten bayağı bir başarılı oldu. Yani işin kötüsü bu videoyu izleyince öğrenecek o kitabı daha önce okumadığımı. <laughs> Sonra e, Ayşe Kulin'le herkes çalışmamı önerdi. Randevu aldım. Tabii ki kitabını okumadan gittim ona da. <laughs> Ama onu da ikna ettim. Hemen yarım saatte anlaştık. İmzalar atıldı. Onu da kitaplarını satmaya başladım. İşimi gerçekten çok seviyordum. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Çeviri masrafları o kadar çoktu ki, işte editör, bu kitapların basılıp bütün dünyaya yollanması, yani bütün masrafa gidiyordu karım. O yüzden ne kadar işimi sevsem bile bırakmak zorundaydım. Çünkü bir türlü para kazanamıyordum ve işi bıraktım. Ve düşündüm acaba başka ne iş yapsam diye. Tarkan albüm çıkarttı, İngilizce albüm. Ben müzik işine gireyim dedim. <laughs> <laughs> Sonuçta yani yurt dışında bir şeyler satmayı seviyorum. Hemen e, menajerden randevu aldım, gittim. Daha önce Uzak Doğu'da yaşadığım için e, oranın tarzına çok uyacağını düşündüm ve bunları açıkladım. Onunla da hemen anlaştık. Fakat sonrasında yüzde de anlaşamadık. Ben çok daha fazla bir yüzde isterim. Onlar da Tarkan diye tabii ki vermek istemedi. Ben de o zaman çalışmam dedim. Ve vazgeçtim. Yani müzik işinde de hani iki günlüğüne girmiş oldum. <laughs> Ve e, ne yazık ki dönüp dolaşıp ayakkabı işine geri döndüm. Çok çok mutsuzdum. Bu Sultanahmet'in orada Gedikpaşa'da dükkanımız vardı. İşte Ruslara, İranlara ayakkabı satıyorduk. Ondan sonra ben Mecidiyeköy'deki dükkanları geziyordum, sipariş almaya çalışıyordum. Çok çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü yani 20 tane iş denedim ve hiçbirisi olmadı. Ama yapacak bir şey yoktu. Ama müthiş bir şey oldu. Ee, yazar kuzenimin kızı bir gün beni aradı. Dedi ki, yurt dışına niye format satmıyorsun? Ben de format nedir diye sordum. Ee, yarışma programlarına format denirmiş. Mutlaka satarsın. Annemin kitabını sattıysan kesin formatla satarsın dedi. <laughs> <gülüyor> 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 ve tamam dedim bari hani 21. iş olsun en kötüsü bu da tutmayacak ve o zamanlar bir gelin kaynana programı vardı İnanılmaz meşhurdu bu Sem Semra Kaynana ile ünlenen beni e, o formatın yazarıyla tanıştırdılar Murat Hüskey kardeşler. sağ olsun o da hemen güvendi bana formatını verdi e, hemen yine interneti araştırdım Google'a girdim yani bu iş nasıl olur diye nasıl satır diye e, Kan'da bunun fuarı varmış televizyonculuk fuarı varmış. Hemen aradım fuarı, e, stand kiralayabilir miyim dedim. Hiç unutmuyorum. En küçük stand 10 metrekare e, stand 10.500 euro. Ama benim sadece 500 euro'm vardı. 10.000 euro'ya ihtiyacım vardı. E Şimdi kimseden de borç almak istemiyorum çünkü her işi batırdım yani büyük ihtimalle bu da batacaktı. O yüzden farklı işlerde tanıdım. Reklam ajans sahibi bir arkadaşım vardı, Levent Özdemir. Ona gittim, projeyi anlattım. Çok saçma buldu. <laughs> Dedim ki ne olur bana 10.000 euro ver ama tutarsa 3 ay sonra sonra sana 20.000 vereceğim. Ama tutmazsa çöp dedim yani bu bir kumar. O da sağ olsun aslında durum çok iyi değildi sırf destek olmak için bana 10.000 euro verdi. Çok heyecanlandım 5 dakikada 10.000 euro yaptım ne kadar kolaymış para kazanmak dedim. Yani yıllarca kazanamadım 5 dakikada 10.000 euro oldu? oldu? E, tam fuara gidecekken babam yanıma geldi dedi ki bak oğlum sen çok çalışkansın çok yaratıcısın ama inanılmaz şanssız bir çocuksun. Bence en iyisi ablanı yüzde beş ortaklık ver sana şans getirsin dedi. <laughs> ben tamam bir de bunu deneyeyim belki de <laughs> sorun bendedir dedim. <laughs> Ve e, ablamla beraber e, fuara gittik. Gittik bir baktık fuarın en küçük, en çirkin standı bizim tuvaletin yanında. <laughs> Ve e, Lübnan'da bir müşteri geldi. Projeyi almak istediğini söyledi. Fakat adam bana güvenmedi. Yani ilk defa katılmıştım. Söylediği hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir sektörle ilgili terimi bilmiyordum. Adam dedi ki ben seni Türkiye'de ziyaret edeceğim. O zaman imzalarız dedi. Fakat işin kötüsü Türkiye'de benim ofisim yok. Ayakkabı dükkanım var. Yani düşünsenize <laughs> adamı ayakkabı dükkanına çağırsam adam kamera şakası zannedecek. Kesin imzalamayacak. Levent'i aradım. Dedim ki yardımına ihtiyacım var yine. Senin ofisini kullanmam lazım dedim. O da kabul etti. Hemen kendime bir tabela yaptırdım, böyle, global agency diye. Ondan sonra söktüm onun tabelasını, kendi tabelamı taktım. <laughs> e, ekibine gittim, dedim ki çaktırmayın, bundan sonra benim için çalışıyorsunuz dedim. Sakın çaktırmayın, müşteri gelecek. Ve e, müşteri geldi, çok güzel geçti. Ben uzun süre mecburen Levent'in ofisini kullandım. İşte klasik, müşteri gelmeden önce tabelayı çıkartıyordum, kendi tabelamı takıyordum. <laughs> e, ve artık yapımcılar Beni öğrenmeye başlamıştı, işte kanallar beni arıyordu. Bir gün telefonu bir açtım, karşımdaki e, şunu sordu: "İzzet Bey'in sekreteriyle görüşebilir miyim?" E, yani şimdi benim sekreterim yok, ki, şirketimin sekreteri olsun bile, yani imkansız. O yüzden dedim ki, sen beş dakika sonra ara er. dedim. Hemen birisini buldum, dedim ki, çaldığı zaman sen aç, bana bağlarsın. Yani madem, <gülüyor> <gülüyor> madem imaj bu kadar önemli. <laughs> İşte bu şekilde gittik, e, işlerim iyi gidiyordu. Hayalindeki arabayı aldım, böyle üstü açık bir araba. Ağustos'ta bile böyle 40 derece sıcakta hep üstünü açardım, bayağı bir terlerdim. <laughs> Ama hep yani otobüse binmekten sıkılmıştım yani. Ve bir gün bir, bak bir baktım, yanımdan eski bir arkadaşım geçiyor, hep bana hayalperest diyen. Hemen korneye bastım, camı indirdim, bir selam verdim. Tabii ki oradaki mesaj şuydu, bak ben hayalperest değilmişim, sen yanılmışsın. Bu format işi e, çok iyi gitmeye başladı. Lübnanlı bir müşterim bir gün aradı. Dedi ki, "Bana Türkiye'den dizi bulur musun?" Ben de "Dizi mi? Kim Türk dizisi alır?" dedim. Yani çok saçma geldi. Ben bile izlemiyordum. Kim izleyecek dedim. Ben yani çok lokal olduğunu <laughs> düşünüyordum. Ama sonuçta adam müşterimdi. Mecburen araştırmak zorundaydım. İşte birkaç haftamı verdim. Hep küfür ede müşterilere gittim böyle DVD topluyorum. Ee, adama mesaj attım DVD'lerin elinde diye. Adam cevap vermiyor. Arıyorum telefonlarımı açmıyor. Ben de masanın üstüne koydum. Üç ay masanın üstünde bu DVD'ler durdu. Bir gün Bulgar müşterim aradı. Dedi ki bana Türkiye'den birkaç yapımcının telefonunu verir misin? Ee, soracağım hani ellerinde hiçbir şey var mı? Aa bende var ben sana yollayayım dedim. Masanın üstünde bir sürü DVD vardı. Hepsini yolladım. İçinde de Binbir Gece'nin DVD'si varmış. Haberim bile yok. Hayatta seyretmemişim. Ve bunu almaya karar verdiler. Bir yayınladılar, kanalın reytinglerini dört katına çıkardı. Ve kanal dördüncü kanaldan birinci kanal oldu. Vay be dedim, elinde elmas varmış, haberim yok. Ve bu başarıyı kullanarak 60 ülkeyi ikna ettim ve 60 ülkeye diziyi sattım. Ve aslında bu bir mir gece sayesinde bu Türk dizi ihracatı patladı. Ve gerçekten büyük bir tesadüf yani masamda duruyormuş, Bulgaristan aldı sonra dünyaya satıldı. Yani düşünün yani Kolombiya'dan tutun Vietnam'a, Güney Amerika, herkes bu diziye aşık ve aslında büyük bir piyango oldu bana. Ee, tam o sıralar Muhteşem Yüzyıl dizisi yayına girdi. Ben de yapımcısını tanıyordum Timur Savcı'yı, daha önce filmlerini temsil etmiştim. Arkadaş olmuştuk, düğünüme bile gelmişti. Kesin bana verir dedim, zaten arkadaşız. Gittim, kesinlikle vermeyi düşünmüyor. Ama benim de en büyük hayalim muhteşem Yüzyıl almak, yani hani takıntı haline getirdim. İkinci kere gittim, Yine vermedi. Ee, ve en sonda beşinci de verdi. O kadar mutlu oldum ki heyecanla kendimi kaybettim. Ve dedim ki e, bütün standımı üç katına çıkartacağım. Kandaki bütün billboardları senin için alacağım. Her dergiye beş sayfa dergi ilanı vereceğim. E, bütün oyunculara getirip bin kişilik parti yapacağım. Şarkıcıyı Amerika'dan getireceğim. Yani kendinden geçtim gerçekten. Bir sürü, <gülüyor> <gülüyor> o kadar heyecanlandım ki bir sürü söz verdim. Ve oradan çıktıktan sonra ne yaptığım farkına vardım ve yani resmen milyon dolarlık reklam sözü verdim. Ama bir kere söz vermiştim. Sonuçta bu diziyi bana vermişti ve yapmak zorundaydım. Ve dediklerimin hepsini yaptım. İlk defa bir Türk dizisi için dünya lansmanı yapıldı. Bütün oyuncular geldi. Halil Tergen, tutun, Meryem Uzerli'ye kırmızı alda yürüdüler. Ve aylarca herkes bu partiyi konuştu. Bu fuar bittikten sonra yurt çalışan bir elemanım vardı ve bana bir e-mail yolladı. Dedi ki ayın 12'si oldu galiba maaşımı yollamayı unuttunuz. İşin e kötü unutmamıştım param bitmişti. Yani resmen e, banka hesabım sıfırlanmıştı. Ama bir kere söz vermiştim ve bunu yapmak zorundaydım. Ama iyi ki de yapmışım. Çünkü bu diziyi 75 ülkeye sattık. Tam 300 milyon kişi izliyor. Yani hayatta risk almazsanız kazanamazsınız. Ben hayatım boyunca risk aldım ve iyi ki de almışım. Çünkü bu sayede bir yerlere geldim. Ve bu Türk dizileri sayesinde tabii ki Türkiye'nin ihracatı da çok büyüdü. Bizim şirketimizin ihracatı çok büyüdü. Yani bir tek Muhteşem Yüzyıl değil. bütün Türk dizileri sayesinde